Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün buraya bize destek vermek için yine 7 Hilal Üniversite genç öğrencileri buraya gelmiş. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun diyelim. Biz Doğu Türkistan'da neler oluyor? Çünkü siz sosyal medyadan takip ediyorsunuz biliyorum. Ama ben tekrardan zikretmek istiyorum. Doğu Türkistan'da Çin 2017'den beri toplama kamplarına milyonlarca insanları topladı. Ve önce bunu inkar etti. Sonra uydu görüntüler ortaya çıktıktan sonra burayı meslek okulu demek zorunda kaldı. Ve biz 18 Aralık 2020'de Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne ailemiz nerede? Sadece bilgi almak için 12 kişi gelmiştik. Fakat Çin sadece bu kadar basit bir sorumuza cevap vermekten aciz kaldı. Neden? Çünkü orada Çin soykırım yapıyor ve bizim aradığımız akrabalarımız, yakınlarımız belki çoktan gitmiş olabilir. Çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş olabilir. Çünkü aramızda gerçekten var. 65 yaşındaki bir annemiz sadece Türkiye'ye gelip ardından da hacca gidecekti, gidemedi, tek geri döndü ve 2017 yılında toplama kampına alındı ve bir sene sonra bu toplama kampında 65 yaşındaki annemiz vefat etti, şehit düştü. Yani Çin'in meslek okulu dediği bu toplama kampı hiçbir şekilde meslek okulu değildir. Eğer Çin hala oranın meslek okulunu olduğunu iddia ediyorsa şu an bizden fazla uzakta değil, biz kapısına kadar da dayanmıştık. Çıksınlar, yalanlasınlar. Eğer bizim şu an buradaki direnişlerimizi bilmem başka yerlere bağlayanlar aslında bizi çok incitiyorlar. Burada kimler var? Burada çocuklar var. Anasını babasını arayan, çocuğunu okutmak için Türkiye'ye çocuğunu bırakıp geri döndükten sonra gelemeyen ve buradaki çocuğu 4 senedir anasını babasını göremeyen çocuklar var. Ve kimler var burada? Öğrenciler var. Sırf Türkiye'de okuduğu için anası babası ona maddi destek verdiği için teröre bağlayarak Türkiye aslında bu Türkiye'de okumasını terör olarak destek olarak görmesi Türkiye'nin eğitim sistemine yapılan bir hakarettir. Dolayısıyla biz buradan da Eğitim Bakanlığımızın da buradan Çin'e karşı bir nota vermesini de istiyoruz. Burada kimler var? Anneler var. Anneler 2017'den sonra tekrar memleketine dönemeyen, çocukları babasıyla dönüp geri gelemeyen annesi hem baba kocasını arıyor hem çocuklarını arıyor. Ve biliyorsunuz ki 2 gün evvel 10 tane anne Doğu Türkistan'da kalmış olan çocuklarının seslerini duyurabilmek ve yetkililerimize bu konuda somut atmasını istemesi için buradan yürüyerek Ankara'ya yola çıkmıştı. Fakat geri çevrildi. Sebebini de biliyoruz çünkü güvenlik açısından belki izin vermeyebilir. Karşı olduğundan, engel olduğundan değildir. Fakat bu ses şu an göğü yeri illetiyor. Lütfen bu sesimize ses olun. Burada kimler var? Babalar var. Çocukları Doğu Türkistan'da kalmış olan babalar var. Burada kimler var? Dedeler var. 82 yaşındaki dedemiz şu motosikletler Zeytinburnu'ndan buraya kadar geliyor. Ve orada kalmış olan çocuklarının ve akrabalarının hesabını Çin'e sormaya çalışıyor. Belki siz Çin'i güçlendi ekonomik olarak, askeri olarak, teknoloji olarak, güçlü olarak görebilirsiniz. Ama biz Doğu Türkistanlılar Allah'a inandık ve biz Doğu Çin'in bu mezalimini durdurabileceğimizi ve bu soykırımını yaptığı soykırımını önce kendi kardeşlerimize olan Türk kardeşlerimize anlatarak ve sonradan da İslam alemi ve bütün dünyaya anlatarak bu bize mezalime dur dersek Çin'in bu hakikat ve bu adalet üzerinde diz çökeceğine inandığımız için 84 gündür Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde nöbetteyiz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Ta ki bizim Doğu Türkistan'daki bu toplama kampındaki kardeşlerimiz
ve namusu, iffeti, şerefi Çin'in ayaklar altına alınan şu bacılarımız kurtulana kadar biz bu yola devam edeceğiz. Ya istiklal ya ölüm diyoruz. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Abimiz çok güzel bir şekilde konuyu özetledi. Bizler 7 Hilal olarak burada Çin'in yapmış olduğu zulmü protesto etmek, dünyanın hakim güçlerinin, büyük devletlerinin bu zulme, bu işkenceye, bu soykırıma sessiz kalmalarını protesto etmek maksadıyla buradayız. Orada yaşananları biliyoruz, farkındayız. Doğu Türkistan 1000 yıldan fazladır İslam yurdudur. 70 yıldır işgal altındadır. Ve bu işgalini bugün Birleşmiş Milletler'in tüm tariflerine uygun olarak adeta bir soykırımla taçlandırmıştır. Ve bu soykırıma maalesef dünyanın bütün küresel güçleri, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Amerika hepsi sessiz kalmaktadır. Hepsi cılız sesler çıkartmaktadır. Ancak Çin'le olan küçük husumetlerini bahane ederek konuyu malzeme yapmaktadır. Bizler ne Amerika'dan, ne Rusya'dan, ne Birleşmiş Milletler'den, ne NATO'dan medet umuyoruz. Bizler onlara ancak Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmak istiyoruz. Bizler onlara Firavun'un karşısındaki Musa'yı hatırlatmak istiyoruz. Bizler onlara Nemrut'un karşısındaki sivrisineği hatırlatmak istiyoruz. Bizler onlara tarihin çöplüğünde olan bütün gelmiş geçmiş büyük zalim devletleri anlatmak istiyoruz. Üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya'yı hatırlatıyoruz. Bugün ne durumda? Bütün Asya'yı, bütün Afrika'yı neredeyse tahakküm altına almış Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni hatırlatıyoruz. Bugün ne durumda? Amerika'yı hatırlatıyoruz. Bütün dünyanın jandarmalığına soyunmuştu. Biliyorsunuz daha geçen ay iç savaşın eşiğine geldi. Yıkılma ve parçalanma, bölünme tehdidiyle, tehlikesiyle karşı karşıya. Üstadın da dediği gibi ne teknolojik gücü, ne yayılma gücü, ne kuşak projesi, ne dünyanın bütün devletlerine verdiği çok paralar, büyük rüşvetler Çin'i yaptığı bu zulümden dolayı kurtaramayacak. O da tıpkı tarihteki diğer devletler gibi, diğer zalimler gibi mazlumun ahından dolayı, mazlumun bir tek damla gözyaşından dolayı kahhar olan Hakk'ın, inşallah kahhar olan Hakk'ın bu sıfatının karşılığını görüp kahr olacaktır. Biz Müslümanlar olarak buna inanıyoruz. Biz duanın gücüne inanıyoruz. Fiili duanın gücüne inanıyoruz. Kavli duanın gücüne inanıyoruz. Ve ancak sırtımızı Rabbimize dayıyoruz. Ve bütün Müslüman ülkelere, başta ülkemiz olmak üzere bu zulme sessiz kalmamalarını istiyoruz. Hiç olmazsa protesto etmelerini, hiç olmazsa kınamalarını istiyoruz. Hiç olmazsa bunların basında, sosyal medyada özgürce gündeme gelmesini, gündeme getirilmesini istiyoruz. Gündeme getirilmesini, hiç olmazsa el altından desteklemelerini istiyoruz. Çünkü burada söz konusu olan sadece Doğu Türkistan'daki Türklerin namusu değildir. Burada bizlerin de namusu söz konusudur. Burada bizlerin de aileleri söz konusudur. Ailesinden ayrılmış bir kardeşimiz, biz de onlar gibi ailemizden ayrılmış sayılırız. Biz onlarız, onlar biziz ve biz bunu gözetmediğimiz sürece bu sorunlar çözülmeyecek. Her ne zaman ki Müslümanlar bütün dünyada bir araya gelirler, sorunlarını, meselelerini birlikte beraber çözerler, ayrılıklarını bir tarafa bırakırlarsa ta ata yurdumuz olan Kaşgar'dan Amerika'ya kadar, Moskova'ya kadar Allah'ın izni ve inayetiyle hep huzur gelecektir, adalet gelecektir, barış gelecektir, refah gelecektir. Biz biliyoruz ki Çin'de yaşayan sadece
Müslümanlar değil, Türkler değil, Çinli Müslümanlar değil, Çinli kardeşlerimizin de İslam'ın barış, adalet, huzur sistemine ihtiyaçları var. Bizler 7 Hilal olarak özellikle gençlerle beraber bunun için mücadele ediyoruz. Diyoruz ki Müslüman bir Amerika, Müslüman bir Moskova ve Müslüman bir Pekin hayal ediyoruz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Allah'ın izniyle biz diri durdukça, güçlü durdukça bu da yakındır diye düşünüyoruz. Tekrar buradaki kardeşlerimize, ablalarımıza, bacılarımıza, dedelerimize, ninelerimize en kalbi duygularımızla dua ediyoruz. Rabbimiz gönüllerini ferahlatsın. İnşallah bütün bu sıkıntıları onların da taksiratlarına tebdil eylesin. İnşallah en kısa sürede ailelerimizi birbirine kavuştursun. Kayıplarımızı inşallah buldursun en kısa zamanda. Hiç olmazsa bu zulmü yapanları bu zulmünden vazgeçirsin. Vazgeçmiyorlarsa da aynen biraz önce dediğim gibi kahar olan hak kahriyle gazap eylesin diye dua ediyoruz. Katil Kızılçin Türkistan bende fon. 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 Müslüman uyuma kardeşine sahip çık. 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 Evet, sözün özü dualarımızla inşallah elimizden gelen bütün çabalarla, gayretlerle buradaki kardeşlerimizin her zaman yanında olma niyetindeyiz, olma inancındayız ve sözlerimi bununla son veriyorum sözlerime. Allah yardımcımız olsun cümleten. İnşallah zafer inananlarındır ve yakındır. Tekbir! Son olarak bizim sesimize ses olan, yanımıza gelip fiili duada bulunan 7 Hilal Derneği'ne Doğu Türkistanlı olarak, kamp mağdurları olarak teşekkür ederiz. Allah razı olsun.